Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyai vel murselin ve ila cemil evliyai velhamdülillahi rabbil alamin. Hep beraber İbrahim suresini en son anlamaya çalışıyorduk. Ayetleri hep beraber anlamaya çalışırken bazen ayetleri hızlı geçiyoruz. Fazla üzerinde durmadan geçiyoruz. Bize düşen Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür kapısını açmak. Zaten onu söylüyoruz. Ayetleri tefsir etmiyoruz. Ayetler nasıl anlaşılmalı? Okuduğumuzda nasıl anlamalıyız? Onu öğrenmeye, onu öğretmeye çalışıyoruz. Onun için bizim bu yaptığımız tefsir değildir. Nasıl tefsir edilip, yani en azından nasıl anlaşılır? Nasıl anlamalıyız diye onu öğreniyor, onu öğretiyoruz. Çünkü Allah'ın kitabını öğrenmek, anlamak her bir kul için farzdır. Allah'ın emridir. İkra bismi rabbikellezî halak her mümine emirdir. Onu okumak, anlamak her mümine emirdir. Tefsir etmek, hüküm çıkarmak, onu beyan etmek, hikmetini anlatmak elbette ki ehlinin işidir. O ayrı. Ama onu anlamak her mümine farzdır. Her mümin kitabını bilmelidir, anlamalıdır, anlamış olmalıdır. Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmiş olmalıdır. Öğrenmiş olmalıdır. Analar, babalar eğer evlatlarına bunu öğretememişse Allah'ın kendisine emanet ettiği çocuklara gereği gibi ihtimam göstermemiş, bu tabiri kullanmak istemiyorum ama tabiri caizse Allah'ın kendisine emanet ettiğine ihanet etmiş olur. Yaratılışın gayesi Allah'a abd olmaksa, eğer Allah'a nasıl abd olacağını bilmiyorsa, nasıl abd olacağını Allah'tan öğrenmemişse, o Allah'a nasıl abd olsun? Kime göre abd olsun? İşin yoksa Allah'a kul oldu, Allah'a abd oldu, iman etti. Nasıl olacak onu bilmiyor ki. Eline Allah'ın kitabını vermen gerekir ki, işte Allah'ın emrettiği gibi, istediği gibi, sevdiği gibi diyebilesin. Onu anlamamışsa ne diyeceksin ona? İşte ol, bilmiyorum. Nasıl olursa ne ol. Böyle bir şey olur mu? Bugün eğer Allah'a abd olamıyorsak kitabımızı kaybettiğimiz içindir. Kitabımızı, Allah'ın kitabını Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi kıyamet günü ümmetinden davacı olurken ne buyuruyordu? Bu kavmim Kur'an'ı muhacir bıraktı, terk etti. Onu hayatından çıkardı. Kur'an elinde hayatından çıkarmış, gönlünden çıkarmış. Evet, onun için onu anlamak herkese farzdır. Hem de nasıl farzdır? Öyle bir farz ki o olmazsa hiçbir şeyi olmaz. İbadeti olmaz onun. Onun ibadeti geçerli değildir. Onun imanı geçerli değildir. Evet, bir imani olabilir, bir ibadeti olabilir. Bir sevap işlemesi, bir niyeti olabilir ama
İnsanlar arasında kalite farkı vardır. Resulullah Efendimiz buyurmuştu, insanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi bakır gibi, kimi teneke gibi. Nereden alıyor bu kalitesini, değerini? İmanından, ilminden, bilgisinden, Allah'ın vahyinden alır bunu. Eğer böyle kulaktan dolma bir bilgi ise, bilgiyle gönlünü doldurmuşsa, ona göre iman etmiş, amel etmişse teneke. Ama eğer bu imanı Kur'an'a göre ise, Allah'ın ona öğretmesine göre ise, ibadeti Kur'an'a göre ise, bakışı Kur'an'a göre ise, sevmesi Kur'an'a göre ise, alması, vermesi, kazanması, harcaması Kur'an'a göre ise, insanlara muamelesi Kur'an'a göre ise, işte mücevher gibi. Daha biçilmez ona. O kendisi değerli olmuştur. Nasıl ki Allah ayet-i kerimede biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Buyuruyordu. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlı olan gecedir. Niye 1000 aydan daha hayırlı? O ayda, o gecede Kur'an indiği için, inmeye başladığı için, İkra bismi rabbikellezi halak dediği için. Bir tek bu ayet eğer bir kulun gönlüne inerse onu 30 bin daha kıymetli, değerli yapar. Kıymetini, değerini 30 bin kata katlar. 30 bin. Yani onun gönlünü kadri yüce yapar. Kadrini yüce yapar. Gönlü yücelir. Evet. Allah'ın adıyla okumaya başladığında, Allah ile okumaya başladığında, Allah'ın vahyettiğini okumaya başladığında, evet, okumaya başladığında en büyük ibadeti yapmıştır. Şu anda aslında bir de ibadet halindeyiz, abdiyet halindeyiz. Hatta ibadetin özüdür bu. Çünkü burada nasıl ibadet yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Nasıl iman etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Gönlümüzü nasıl Allah'a döndürüp başka tarafa döndürmemeyi öğreniyoruz. Allah'a nasıl abdolmamız gerektiğini, Allah'ı bırakıp şeytana tapmak nedir, nasıldır bunu öğreniyoruz. Ayetleri okurken Rabbimizin hitabıyla karşı karşıya olduğumuzu bilerek, bunu tadarak dinlememiz gerekir ki ayetler gönlümüze inzar olsun, insin. Allah o ayeti bizim gönlümüze indirip bize onu açsın. Ne buyuruyordu? Bu Kur'an'ı indirmek bize aittir. Onu beyan etmek de bize aittir. Allah onu sana beyan edecek. Yeter ki sen onun beyan etmesini iste. Onun üzerinde tefekkür et, anlamaya çalış. Evet. İbrahim suresi başlarken evet ne buyuruyordu? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın enzelnahu ileyk litukhrijen nase mine zulumati ile nur. Bu kitabı biz sana indirdik. Bu öyle bir kitaptır ki bu kitapla insanları karanlıklardan nura çıkarasın diye indirdik. Biizni Rabbihim ila siratil azizil hamid. Evet, Rabbinin izniyle insanları karanlıktan nura çıkarasın diye sana bu kitabı indirdik.
Eğer bu kitapla insanlar karanlıktan nura çıkmıyorsa, evet, onların nuru bulması mümkün değil. Nur yok başka. Ne vardır? Hayal vardır, vehim vardır, şeytanın verdiği vesvese vardır. Ataların dini vardır, kendi kendine ürettikleri bir din vardır. Evet. Aziz ve Hamid olanın yoluna davet edesin diye. Davete icabet edenler Rabbini aziz ve hamid olarak bilir. Hamde layık, övülmeye layık olarak bilir. Rabbi neyi söylemişse onun için övülmeye layık odur. Bir de Rabbim beni övsün der. Kim ne derse desin. Yeter ki Rabbim beni övsün. Bana güzel yaptın, doğru yaptın desin der. Şerefi Allah'tan alır. Allah'a yakınsa kendini şerefli bilir. Birileri Allah'a yakınsa onu şerefli bilir. Kıymet, değer verir ona. Allah'tan şerefini almayanlara kıymet, değer vermez. Allah'tan şerefini alanlara da kıymeti, değeri verir. Bugün kitabımızı kaybettiğimiz için, Kur'an'ı muhacir bıraktığımız için kıymeti, değeri Allah'a yakın olanlara değil, dünyaya tapanlara veriyoruz. Mevkiye, makama tapanlara, o mevkide, makamda olanlara veriyoruz. Hatta o gayrimüslim olsa bile. Ne diyoruz? Büyük insandı, akıllı insandı. Karanlıkta kalmışız da ondan. Resulullah Efendimiz'in davetine icabet etmemiş. Onunla karanlıklardan nura çıkamamışız. Allah'ın yolunda olamamışız ondan. Ama Allah ne buyurmuştu? Allahu lladhi lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Göklerde, yerde ne varsa, ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Öyle başkalarının mevkisine, makamına, malına bakıp şeref onda zannetmeyin. Bu bir imtihan. Evet. Ve veylun lil kafirine min azabin şedid. Veyl olsun, yazıklar olsun o kafirlere. Yazıklar olsun o hakikati örtenlere, karanlıkta kalanlara. Allah'ın vahyiyle yol bulamayanlara. Allah'ın vahyiyle aydınlanmayanlara yazıklar olsun. Min azabin şedid. Şiddetli azaptan dolayı. Onlara şiddetli bir azap vardı buyurmuştu. Sonra ellezine yestahibunel hayatel dünya alel ahire. Onlar dünyayı ahiretten daha çok severler. Dünyayı ahiretin üzerinde severler. Ve yesudune en sebilillah. Bir de Allah yolundan da saptırırlar. Dünyayı sevmeye davet ederler. Kendisinde dünyalık mevki makam olanlara kıymet değeri verip onların kıymetli değerli olduğunu onlara takdim ederler. Ve yebhuneha ibaca. Allah'ın yolunu da sirat-ı müstakimini de eğri göstermeye çalışırlar. Onu küçümserler. Ahireti küçümserler. Ulaike fi delalin mübin. İşte bunlar apaçık bir delalettedirler. Evet, sonra ne buyuruyordu? Allah hiçbir Resul göndermemiş ki kendi kavminin diliyle konuşup onlara Allah'ın emrini, hükmünü apaçık anlatmasın. Mutlaka kendi dilleriyle onlardan bir Resul göndeririz. Onların diliyle konuşur, onların dilinden onlara anlatır. Öyle ki apaçık anlasınlar diye. Birbirlerini böyle
birbirlerine yaldızlı sözler söyleyip birbirlerini Allah yolundan alıkoyanlar için Allah buyurmuştu ki o gün hepsi Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. O uyanlar uydukları kimselere diyecekler ki biz size tabi olduk. Biz size uyduk. Siz bizi kendi yolunuzda davet ettiniz. Biz de size tabi olduk. Size uyduk. Bugün Allah'ın azabından bir şeyi bizden kaldırabilir misiniz? Derler. Onlar da der ki biz kendimiz hidayette değildik. Bugün artık ne sizden ne de kendimizden azabı savamayız. Artık sabretsek de sızlansak da artık bizim için birdir. Bizim için bir kaçış yeri de yoktur derler. Sonra Allah buyurmuştu ki ve kâle şeytanu lemma kudiyel emr. Emir yerine getirilip hüküm verilince, iş bitince cennetliklerin cennetlik olduğu, cehennemliklerin de cehennemlik olduğu anlaşılınca şeytan der ki اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ. Muhakkak ki Allah size vaat etti. Allah'ın vaadi hak. Allah size neyi vaat etmiştiyse, her neyi size vahiy ile bildirip vaat ettiyse Allah'ın vaadi haktır. Şu anda gördünüz. Görüyorsunuz. Evet, ne buyurmuştu? Kim iman eder, salih amel işlerse ona cennet vardır. Kim de Allah'ı bırakıp şeytani dost edinirse, şeytanın peşinden giderse ona da cehennem vardır demişti. İşte Allah'ın vaadi haktır. Bugün Allah'ın vaadi gerçekleşmiştir der. Ve vaadtukum. Ben de size vaat etmiştim. Ben de size bir şeyler vaat ettim. Fe ehleftukum. Ama ben vaadimden döndüm. Vaat ettiğimin tersi oldu. Şeytan nasıl vaat ediyor insana? Şeytan nasıl insana vaat ettiğinde insan onun vaadini kabul ediyor? İşine geldiği için. Ne buyurdu mesela ayet-i kerimede? Allah buyuruyor ki, şeytan sizi fakirlikle korkutur. Sizi açlıkla korkutur. Verirsen aç kalırsın, verirsen fakir olursun diye sizi korkutur. Allah ne buyuruyor? Allah yolunda infak et diyor. Evet, örnek verdim. Şeytan vaat ediyor. Cimrilik yaparsan para toplarsın, zengin olursun. İnsanlar sana kıymet değer verir. Kıymetli, değerli olursun diye vaat eder. İnsanın işine geldiği için imani olmayınca hemen ona kapılır. Doğrudur der. Onun vaadini tasdik eder. Öyle de yapar, ona uyar. Ona dünyayı ahirete tercih ettirir. Böyle yapınca zaten dünyayı ahirete tercih etmiş oldu. Hiç farkında olmadan dünyayı sevdi, dünyayı ahiretin üzerinde sevdi, kafir oldu. Ama şeytan ona, sen kafir olursun, cehenneme gidersin demedi yalnız. Sen öbür tarafta zaten cennete gidersin. Sen zengin olursan, insanlara böyle sadaka da verirsin, başlarına kakarak, büyüklenerek. Sen ayrıca onunla bir de cenneti de kazanırsın,
Hatta en yüksek makamı kazanırsın sen. Mesela bir gayet mal, mevki sahibi biri, zengin biri bu soruyu bana sormuştu. Biz Allah'ı ona anlatınca, kul olması gerektiğini anlatınca, arziyetini bilmesi gerektiğini anlatınca dedi ki, ama dedi, Allah katında böyle zenginlerin bir kıymetinin, bir farkının olması gerekmez mi dedi. Aynen böyle söyledi. Yani biri zengindir diye Allah katında bunun farklı bir kıymetinin, değerinin olması gerekmez mi? Öyle iman etmiş, öyle düşünmüş. Şeytan ona öyle vahyetmiş, o da öyle iman etmiş ona. Benim param var, ben zenginim, onun için benim daha kıymetli olmam gerekir diye düşünmüş. Düşünmüş, iman etmiş buna. Evet, şeytan öyle söylüyor. Ben de size vaat etmiştim ama vaat ettiğimin tersi oldu. Ben yalancı çıktım size. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Zaten benim sizin üzerinizde bir saltanatım, bir hükmüm, bir gücüm yoktu zaten. İlla, ancak dedi, اَنْ دَعَوْتُكُمْ. Ben sizi davet ettim. فَسْتَجَبْتُمْ لِي. Siz de hemen bana icabet ettiniz. Ben sizi davet ettim, siz de hemen bana icabet ettiniz. Allah sizi davet etmişti, size vaade bulunmuştu. Siz Allah'ın vaadine güvenmediniz. Allah'ın davetine icabet etmediniz ama ben size vaat edip sizi davet edince hemen benim davetime icabet ettiniz. Benim başka bir gücüm yoktu zaten. Sizi zorlayacak bir saltanatım da yok. Fela telumuni. Beni kınamayın. Ben bir şey yapmamışım. Ve lumu enfusekum. Nefsinizi kınayın. Kendinizi kınayın. Sizin ıslah olmamış nefsiniz, Allah'a teslim olmamış nefsiniz, Allah'a şirk koşan nefsiniz sizi bu hale getirdi. Benim peşimden sürükletti. Davetime icabet ettirdi. Onun için beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Ma ana bi musrihikum. Onun için bugün ben sizin yardımınıza gelemem. Ve ma entum bi musrihiyye. Siz de benim yardımıma gelemezsiniz. Ne ben size yardım edebilirim, ne de siz benim yardıma gelebilirsiniz. İnni kefertu bima eşrektumuni min qabl. Ben bundan önce sizin beni Allah'a şirk koşmanızı reddetmiştim. Kabul etmemiştim. Siz beni Allah'a ortak koştunuz. Bundan önce de ben sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiş, reddetmiştim. Ne diyor o cehenneme gidenlere, kendisine tabi olanlara? Kıyamet günü çıkmış yukarıda kendisine abd olan, kendi kullarına hitap ediyor. Siz diyor beni Rab edindiniz. Ben bunu daha önce kabul etmemiş, reddetmiştim. Ben sizin Rabbiniz değilim dedi. Bunu kabul edemem. Bu Rabbime saygısızlık olur. Onun için bunu kabul etmiyorum. Ama siz beni Allah'a şirk koştunuz dedi. Ben bunu kabul etmiyorum yalnız dedi. Evet. Kıyamet günü çıkmış kürsüye ne yapıyor? Kendi kullarına hitap ediyor.
kendisine tapanlara, kendisine abd olanlara hitap ediyor. Siz bir Allah'a kul olmadınız, bana kul oldunuz. Allah sizi davet etti, Allah'ın davetine icabet etmediniz, hemen benim davetime koştunuz, ben davet edince. Allah size ahiret dedi, siz dünya dediniz, benim peşimden geldiniz. Böyle bir durumda o yukarıda durup kendi kullarına, şeytana kul olan kullarına hitap ederken o kullar mı daha şereflidir yoksa o şeytan mı? Şeytan o kullardan daha şereflidir. Siz diyor beni Allah'a şirk koştunuz, ben diyor bunu kabul etmiyorum. Evet, ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Ben size şeytana abd olmayın demedim mi Allah buyuruyor. Bütün insanlar ya beni Adem en la ta'budu şeytane innehu lekum aduvun mubin. Ey Adem oğulları, ey Adem'in çocukları, ey Adem, ben sana şeytana tapmayın demedim mi? Şeytana abd olmayın demedim mi? Onun peşinden gitmeyin demedim mi? Onun davetine icabet etmeyin demedim mi? O sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi size? وَاَنْ اَبُدُونِ هَذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ. Bana abd olun, benim davetime icabet edin, beni dinleyin demedim mi? Sirat-ı müstakim budur demedim mi? Buyurur. Başka bir ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Buyuruyor ki siz şimdi Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytani ve zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir. Siz, ben sizin dostunuzken beni bırakıyorsunuz, şeytani ve zürriyetini dost ediniyorsunuz. Bu ne kötü bir değişmedir. Benim dostluğumu şeytanın dostluğuyla değiştiriyorsunuz. Bana güvenmiyorsunuz, şeytana güveniyorsunuz. Ben size şöyle yapmanız gerekir diyorum. Beni dinlemiyorsunuz. Şeytanın size verdiği vesveseyi kabul ediyor, ona güveniyor. Onun davetine icabet ediyor. Evet, neden bunu böyle ısrarla söyledim? Mutlaka halimiz öyledir de ondan. Allah'ı bırakıp şeytanın davetine icabet ediyoruz da ondan. İnne zalimine lehum azabun elim. Muhakkak ki zalimlere elim bir azap vardır. Elim azap, iç yakan azap demek. Cehennem azabıyla beraber bir de elin bir azap, içini yakan bir azap, içini yakan bir pişmanlık, Rabbini kaybetmiş. Evet, Allah vaat ediyor, vaat etmeye devam ediyor. Ne buyurdu? وَاُدْخِلِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ. İman edip salih amel işleyenler için cennet var. Altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Rablerinin izniyle. Biizni Rabbihim. Onlar Allah'ı kendilerine Rab olarak kabul ettikleri içindir bu. Bu ikramı onlara yapan Allah, Rableridir.
Ötekileri de şeytanları Rab edinmişti. Onların Rableri de onlara cehennemi vaat etmiş. Cehenneme götürmüş onları. Tahiyyatuhum fiha selam. Orada onlara selam vardır, ikram vardır, ihtiram vardır. Kıymet, değer, şeref verme vardır. Evet. Allah sonra bir misal vermişti. Allah güzel kelimeye, temiz kelimeye bir misal veriyor buyurdu. Güzel kelime, güzel bir ağaca benzer dedi. Kökü yerde sabit, dal ve budakları semada dedi. Güzel kelime, güzel kelime la ilahe illallah. Bütün peygamberlerin getirdiği kelimedir bu. Hazreti Adem de başlamış, yere kök salmış, bütün peygamberler her biri geldiğinde la ilahe illallah demeye devam etmiş, başka bir kök yere salmış, kökü yerde sabit. Meyvesi semada buyurdu. Meyvesi göktedir. Onun meyvesi göke yükseliyor. İliğine. İyilerin defteri iliğindedir buyurdu Allah. En yüksek yerdedir. Cehennemliklerin defteri de sicindedir. En aşağı yerde. Kim la ilahe illallah derse Allah ona nasıl bir ihsanda bulunur? O ağaç Rabbinin izniyle her zaman ve her demde yemişini verir dedi. Biri iman etmeden, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeden kuru bir ağaca benzer, kökü yerden koparılmış ot, odun gibidir dedi. Ama la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince kökü yerde sabit ağaç gibi. Peygamberlere tabi oldu. Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlere bir anda tabi oldu ve bağlandı. O köke dal budak oldu. Meyve veren dal budak oldu. Dali budakı semada dedi Allah. Bir anda onunla semada meyve verir. Ameli semaya yükselir. Yoksa ameli sicindedir, aşağı iner. Onun için odun meyve vermez. Eğer odun olmak, cehenneme odun olmak istemiyor, meyvemizin semada olmasını istiyorsak, la ilahe illallah dememiz gerekiyor. La ilahe illallah demek, Allah'tan başka ilah yoktur demek. Allah benim Rabbimdir demektir. Ben Allah'a aitim demektir. Ben Allah'ın kuluyum, Allah'a ait. Allah'ın emri karşısında, hükmü karşısında fikir beyan etmem demektir. Allah neyi söylemişse o. Neyi söylemişse o güzeldir, o haktır. Benim için faydalı olan, hayırlı olan odur demektir. Allah'ı bütün isimleriyle kabul etmektir. Hiçbir isminde ona şirk koşmamaktır. Allah'ın emri karşısında, hükmü karşısında acaba dememektir. Bütünüyle Allah'a güvenmektir. Ona teslim olmaktır.
Evet, sonra buyurdu ki Allah insanlara böyle misal getirir ki düşünsünler diye. Sonra habis kelimenin yani çirkin, kötü kelimenin misali de şuna benzer dedi. O da kötü ağaç gibidir. Yerden kökü sökülmüş, yerin üstünde ağaç olmaktan çıkmış kütük gibi. Onun artık herhangi bir yere bağlılığı yoktur. Her tarafa savrulma ihtimali vardır. Kul Allah'a bağlı olmayınca kendine başka ilahlar edinir. Allah'a şirk koşar yani. O da kötü kelimenin misalidir. Nasıl Allah'a şirk koşuyor? Allah'ı dinlemeyince, Allah'tan başka tarafa dönünce mutlaka şeytan ona yol gösterir. Ona ben senin Rabbinim der, der ve dedirtir. Artık bir olan Allah'a iman etmeyince, la ilahe illallah deyip bir olan Allah'a iman etmeyince yüzlerce ilah edinir. Mesela hayatını yaşarken birçok ilah edinmek zorunda kalır. Hayatını yaşarken bir yandan anası babası ona ilah olmaya çalışır. Bir yanda yaşadığı toplumdaki insanlar ilah olmaya çalışır. Ona yol göstermeye çalışır. Şöyle yapman lazım, böyle böyle yapmaman lazım. Hayatını şöyle yaşaman lazım, şöyle kazanman lazım. O da onu tasdik ettiğinde Allah'ın hükmüne ters düşünce ananın babanın ilahlığı başka bir ilah, çevrenin ilahı başka bir ilah. Artık bir yere bağlı değil. İlahlar sürekli değişir artık. Hem de farklı farklı konularda hayatını yaşarken farklı farklı ilahlara tabi olmuştur. Sonra buyurdu ki Allah imar edenleri sağlam sözlerinden dolayı onlara imanda sebat vermiştir. Evet, iman ettiklerinden dolayı Allah hem dünyada hem ahirette ayaklarını sabit kılar. Onlara sebat verir buyurdu. İmanlarından dolayı. İman etmeden la ilahe illallah demenin hiçbir anlamı yok. İman etmeden. La ilahe illallah kelimesinin anlamını bilmeden biri söylerse, yani bir gayrimüslime kitabı eline verdiniz. Orada la ilahe illallah yazıyor. O onu okudu. Ne söylediğini bilmiyor. O iman etmiş oldu mu? Olmadı. Anlamadan iman etmiş olmuyor. Kalbinin tasdiki gerekiyor. Kendi iradesiyle kalbinin tasdik etmesi gerekiyor. Evet, la ilahe illallah deyince Allah benim sahibimdir, ben Allah'a ait demiş olur ki gönlü bunu tasdik etmez, kabul etmezse la ilahe illallah demiş olmuyor. Biri bu kelimeyi böyle söylerse Allah dünyada kendi dini üzere, kitabı üzere, peygamberiyle beraber ayağını oraya sabit kılar. Gönlünü sabit tutar. Cennette de onu ebedi kılar, sabit. Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam?
yerleri, gökleri terazinin bir kefesine koysanız, La ilahe illallah kelimesini bir kefeye koysanız, La ilahe illallah ağır gelir. Onun için La ilahe illallah demek öyle basit bir şey değil. Her şeydir o. İşin başıdır da sonudur da. Aynı şekilde buyurdu ki kıyamet günü bir kulu hesaba getirirler. Dağlar gibi günahı vardır. O dağlar gibi günahını bir kefeye koyarlar. Evet, birazcık da sevabı vardır. Diğer tarafa koyarlar. Tabii ki günahı ağır gelmiştir. Buyurdu ki sonra gökten bir kağıt parçası iner. Bunu anlaşılsın diye söylüyor. Bir kağıt parçası iner. O sevap kefesine girer. Girdiği gibi o dağlar gibi günahın karşısında o ağır gelir. Herkes merak eder bu neydi acaba? Evet, o kağıtta La ilahe illallah yazıyormuş. Öyle buyurdu. Eğer hayatımızı Allah'a göre yaşamıyorsak alalım tesbihi elimize, gece gündüz La ilahe illallah diyelim. Kalbimiz tasdik etmeden, ahlakımız bunu tasdik etmeden, amelimiz tasdik etmeden gece gündüz La ilahe illallah desek hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir şey kazanamayız. Onu öyle bir söylemek lazım ki yerden gökten daha ağır olsun. Eğer o yerden gökten daha ağır bir kelime ise sen bunu söylediğinde bunun ağırlığını hissetmen gerekir. Bu ağırlığı tatman gerekir. Karşında her şeyin yok olup bir tek Allah'ın kalması gerekir. Elem tere ilellezine beddelu ni'metellahi kufra. Evet, Allah soruyor. Görmüyor musun ki o kimseleri ki Allah'ın nimetlerini küfürle değiştirirler. Allah'ın nimetini küfürle değiştirirler. Ve ahallu kavmehum darel bevar. Bir de kendi kavimlerini helak yurduna kondururlar. Cehenneme, kendi kavimlerini cehenneme taşırlar. Sizin yeriniz burasıdır deyip oraya kondururlar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirmek. Nimet, Kur'an'dır, vahiydir. Vahyi küfürle değiştirmek, şirkle değiştirmek. İmanı şirkle değiştirmek. Allah'ın vahyini de başka sözlerle değiştirmek. Başka sözleri Allah'ın vahyine tercih etmek. O zaman ne olur? İmanı küfürle değiştirmek. Nimeti küfürle değiştirmek. İnsan bunu kendisi yapıyor. Bir tek kendisi bunu kendisi için yapmıyor. Bir de kendi kavimlerini, yani kendisiyle beraber olanları, evlatlarını, akrabalarını, eğer yetkisi daha genişse, kendi kavmini cehenneme davet ediyor. Allah'ın vahyini bırak diyor, nimetini bırak diyor. Allah vahye nimet diyor. Daha önceki ayetlerde öyle buyurmuştu. Kavimleri kendi Resullerine, siz de bir beşersiniz. Bizim gibi bir beşersiniz. Dediler, onlar da evet. Biz sizin gibi bir beşeriz ama Allah nimetini dilediğine verir buyurmuştu. Nimet, vahid. Eğer bu nimet seni cennete taşıyorsa bundan daha büyük nimet var mıydı? Bu nimet seni Allah'a dostluğa taşıyorsa bundan büyük nimet var mıydı? Bu nimet sana dünyanın saadetini, dünya hayatının saadetini temin ediyorsa bundan büyük nimet var mıydı?
Evet. Nimeti küfürle değiştirmek. Nimete karşı nankörlük yapmak. Kur'an'ı bırakıp, Allah'ın vahyini, ayetlerini bırakıp, başka fikirler, başka düşünceler peşinden gitmek. Onları kabul etmek. Evet. Onlar kendileri cehenneme gittiği gibi kendi kavimlerini de o helak yurduna götürür, oraya yerleştirir onları. Nereye gidiyorlarmış? Cehenneme yeslevnaha ve bi'sel karar. O yer cehennemdir dedi. Onlar oraya yaslanacaklar, oraya girecekler. O ne kötü yer, ne kötü karargah buyurdu. Allah'ın nimetini küfürle değiştirdikleri için, Allah'ın nimetine karşı nankörlük yaptıkları için, nimetine şükretmedikleri için, nimeti nimet olarak görmüyor ki şükretsin, nimete sarılsın, nimeti zahmet gibi görüyor. Nereden gidip Kur'an'ı okuyacağız, anlayacağız, dinleyeceğiz, anlamaya çalışacağız, üstünde tefekkür edeceğiz? Bu ağır iş, bu yük. Nimet olarak görmemiş. Ama bir menfaat olsa, bir fayda olsa oraya öyle bir koşar ki köpeğin kemiğe koştuğu gibi. Ama iş Kur'an'a gelince onu ilgilendirmiyor. O zahmet, nimet değil. Nimet değilse nasıl şükredecek? Nimet görmüyorsa neye şükretsin? Şükredemez. Ne yapar? Nankörlük yapar, küfürle değiştirir. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُدِلُّ عَنْ سَبِلِهِ. Onun yolundan saptırmak için Allah'a denk ilahlar edindiler, yaptılar. Hayatının her alanında, her yerinde Allah'ın hükmünün geçerli olması gerekirken başkalarının hükmünü Allah'a tercih edip onları Allah ile denk ilahlar yaptılar, denk ilahlar edindiler. قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَسِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ. De ki onlara, faydalanın, zevklenin. Muhakkak ki sizin varacağınız yer ateştir, cehennemdir. Böyle yaptığınızdan dolayı sizin varacağınız yer ateştir. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقِيمُوا السَّلَاةِ. İman eden kullarıma söyle. Bana iman etmiş, bana abd olmuş abdlerime, kullarıma söyle. Namazı ikame etsinler. Ve yunfikû mimma rızaknâhum. Bir de kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak etsinler. Evet. Eğer biri iman etmişse imanını ispatlaması için yapması gereken şey nedir? Namazı ikame etmek, bir de kendisine rızık olarak verilenden infak etmek. Namazı ikame etmek demek Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak demek. Yukarıdaki ayetle beraber anlaşılınca, evet, namazı ikame, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, Allah'ın nimetini küfürle değiştirmemek, Allah'ın huzurunda durmak. Namaz niye kılınır? Miraç olsun diye.
Allah'ın huzurunda duralım diye. Allah'ın huzurunda duran, durabilen hiç Allah'a şirk koşar mı? Allah'a şirk koşabilir mi? Allah'a şirk koşanlar namazı ikame edemedikleri içindir. Namazı sadece taklit etmişlerdir. Söyle kullarıma, huzurumda dursunlar. Namazla ayakta dursunlar, huzurumda dursunlar. Hayatlarını benim nimetime göre, Kur'an'a göre yaşasınlar. Evet. Bir de imanlarını ispatlasınlar. Ahireti dünyaya tercih ettiklerini ispatlasınlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak etsinler. Mallarından değil, neyi vermişsem onu infak etsin. Yolumda onu versin. Bana olan imanını ispatlasın. Ahireti dünyaya tercih ettiğini, dünyayı ahiretten daha fazla sevmediğini ispatlasın. İmanı bunu gerektiriyor çünkü. Evet. Rızık bir tek tabii ki mal değildir. İman bir rızık. Muhabbet bir rızık. Allah'a teslimiyet bir rızık. İlim bir rızıktır. Güzel ahlak bir rızıktır. Sirren ve alaniye. Bunu hem gizli hem aşikar yapsınlar. Hem gizlide huzurumda dursunlar, beni unutmasınlar, namazı ikame etsinler yani, hem de aşikarda, hem de açıkta. İnsanlar içinde hem gizli hem aşikare huzurumda dursunlar. Benim hesabımı yapıp öyle düşünsünler, öyle konuşsunlar, öyle yapsınlar. Aynı şekilde gizli ve aşikare kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak etsinler. Bir de hem zahiri olarak infak etsinler hem batini nimetleri infak etsinler. Batini infak aynı zamanda duadır. Kardeşinin gıyabında ona dua etmendir. Onun için hayrı istemendir. Min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hilala. Bunu yapsınlar. Kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun geçerli olmadığı bir gün gelmeden önce, kıyamet gelmeden önce bunu böyle yapsınlar. Kullarıma söyle, iman eden kullarıma söyle, böyle yapsınlar dedi. Kıyamet gelince, o alışverişin, dostluğun olmadığı gün gelince artık o gün imkanlar bitmiştir. Ben infak edeyim desen, Allah'ın huzurunda durayım desen bir işe yaramaz. O gün gelmeden önce iman eden kullarıma böyle yapmalarını söyle buyurdu. Allahu'l-lezî halakas semâvâti vel erd. Allah odur ki, ilahlık ona yakışır ki semaları ve arzı yaratan, yaratandır o. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا. Bir de gökten su indirdi. Size su indiriyor. فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Sonra o gökten indirdiği suyla sizin için rızık olarak mahsuller çıkardı, çıkarıyor. وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكُ. Gemileri sizin emrinize vermiş, size müsahhar kılmış. Suya kaldırma gücünü veren Allah'tır. Gemiyi onun üzerinde yürüten Allah'tır. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ. Onun emriyle gemiler denizde akıp gider. Akıp gitmesi için. وَسَخَرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ. Allah sizin emrinize
hizmetinize nehirleri vermiştir. وَسَّخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ Hareketleri daimi olan güneşi ve ayı sizin emrinize vermiş, hizmetinize vermiş. وَسَّخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Allah geceyi ve gündüzü sizin hizmetinize vermiş. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Siz her neyi istemişseniz, her neye sizin ihtiyacınız varsa Allah size her şeyi vermiştir. Biz size her şeyi vermiştik buyurdu. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُهَا Eğer siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız onları sayamazsınız. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَزَلُومٌ كَفَّار Muhakkak ki insan çok zalim, çok nankör. Nimetleri görmüyor. Nimetleri vereni görmüyor. Nimeti görüyor, vereni görmüyor. Ve iz kâle İbrahim'e Rabbic'al hâzel belede âmina. İbrahim dedi ki, Rabbim bu beldeyi emin kıl. Vecnubni ve beniyye en te'budel esnam. Beni ve evlatlarımı, oğullarımı putlara abd olmaktan uzak. Evet, beni ve oğullarımı putlara abd olmaktan uzak. Allah putlar için esnam dedi. Esnam demek taştan heykel, put demek değildir. Esnam, insanın kendi kendisine, kendi eliyle ürettiği sanatına deniyor. Kendi eliyle ürettiği sanat. İnsan putunu kendi kendisi üretiyor. Bunun gözle görülür olması gerekmiyor. Putunu kendi gönlünde yapıyor. Gönlünde en çok sevdiği, arzuladığı, istediği şey neyse en çok. O kendi gönlünde putunu yapmıştır, esnamı yapmıştır. Evet, Hazreti İbrahim beni ve oğullarımı uzak tut dedi ya Rabbi. Böyle bir şeyden sana sığınırız dedi. Rabbi innehunne edlerne kethiren minennas. Dediler ki bir de Rabbim muhakkak ki bu esnamlar, bu insanların kendi kendine ürettikleri bu putları insanların çoğunu şaşırttılar. Birileri put yapıyor bize. Küçük putlar var. İnsanların kendi kendine ürettiği esnamları, putları vardır. Küçük putlar, özel put. Özel olarak taptığı bir putu vardır. Allah'a abd olmamışsa. Bu putun mutlaka bir put yapanı vardır, bir Azeri vardır. Azer, Hazreti İbrahim'in babası Nemrut'a put yapıyordu. Bu putların da yapıcısı İblis'tir. İblis. İblis'in bizzat kendisidir. Diğerleri onun çocuklarıdır. Şeytan İblis'in çocuklarıdır. Evet. Hazreti İbrahim öyle dua etmişti. فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي
Sonra Hazreti İbrahim dedi ki, ya Rabbi, bundan sonra kim bana tabi olursa o bendendir. Bana tabi olursa bendendir. Ve men asani, kim de bana isyan eder, bana itiraz ederse, fe inneke gafurun rahim. Sen gafur ve rahimsin dedi. Onları cehenneme at demedi. Onlara gazap et demedi. Sen gafur ve rahimsin dedi. Eğer insan yaşıyorsa onun dönme imkanı vardır. İman etme imkanı vardır. Tevbe etme imkanı vardır. Öldükten sonra iş bitmiştir. Öyle biri için, küfür üzere ölmüş biri için dua etmek haramdır. Ama hayattayken dua edebilir. Bununla beraber insanlar farklı farklı ayrı ayrıdır. Mesela bir örnek vereyim. Bedir Savaşı'nda birçok esir alınmış. Esirler hakkındaki hüküm daha belli değil. Allah ayet indirmemiş. Resulullah Efendimiz çağırdı sahabeyi, bu esirleri ne yapacağız? Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulullah, hepsini öldürelim. Hazreti Ebubekir sordu, o da dedi ki, ya Resulullah, hepsini serbest bırakalım. Karşımızda iki Allah dostu. İkisinin verdiği hüküm birbirinin tam tersi. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ya Ömer, sen kardeşim Nuh'a benziyorsun. O nasıl ki, ya Rabbi, hepsini birden helak et, yeryüzünde kafirlerden birini bırakma demişti ya, sen tıpkı ona benziyorsa onun gibi söyledin. Hazreti Ebu Bekir'e de sen de İsa kardeşim gibi söyledin. Allah kıyamet günü on hesaba çekerken Hazreti İsa'nın kavmini, Hazreti İsa'yı, Allah buyuruyor ki Hazreti İsa'ya, sen mi bunlara dedin, beni ve anamı başka iki ilah edin diye sen mi söyledin bunlara? Evet. Ne diyordu Hazreti İsa? Ya Rabbi, hakkım olmayan bir şeyi söylemekten sana sığınırım. Bunu söylemedim. Hem söyleseydim sen bunu bilirdin zaten. Ben onların işlerindeyken üzerlerinde bir gözcüydüm. Onları gözetliyor, böyle şirk koşmalarına müsaade etmiyordum. Beni işlerinden aldıktan sonra, vefat ettirdikten sonra onları gören, gözetleyen sendin. Artık bugün hüküm senindir. Eğer sen onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Edebilirsin, senin kullarındır. Ama sen onları affedersen sen gafur ve rahimsin. Yani affetsen sen gafur rahimsin. Sanki tercihini o affetmekten yana koydu. Burada da Hazreti İbrahim yine öyle yapıyor. Allah onun için o çok evvab biriydi. Bağrı yanık, böyle ah çeken biriydi. Allah onun için bir de o halim idi. Halim. Kim de bana isyan ederse, evet, o benden değildir ama ve inneke gafurun rahim. Muhakkak ki sen gafur ve rahimsin dedi. Onun için kul ile Allah arasına girilmez.
herkes aynı düşünsün denilmez. Bu böyleyse bu da böyle olsun denmez. Sonra ne olmuştu? O Bedir esirleri Resulullah Efendimiz de hükmünü verdi. Rahmeten lil alemin hükmünü verdi. Serbest bıraktı. Allah ayetini indirdi. Buyurdu ki hüküm daha belli değilken neden onları serbest bıraktın? Yani neden hükmü beklemedin? Allah seni affetti dedi. Hüküm belli olmadığı için Allah seni affetti. Yoksa cezayı hak ederdi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki eğer buna bir ceza olsaydı Ömer hariç hepimiz ceza yerdik. Evet. Rabbena inni eskentu min zürriyeti. Hazreti İbrahim dedi ki ya Rabbi ben zürriyetimi öyle bir yere yerleştirdim ki bi vadin gayri zi zer'i, ziraatın yetişmediği bir vadi. Evet. Hazreti İbrahim Hacer annemizle Hazreti İsmail'i Kabe'nin bulunduğu yere bırakmıştı. Bir çöl, ziraatın yetişmediği bir vadi. Allah ona öyle emretmişti. İnde beytikel muharrem. Senin haram beytine, muharrem beytinin yakın bir yerine yerleştirdim onları. Rabbena li yuqimus salah. Onlar namazı ikame etsinler diye. Fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim. Bundan böyle insanların gönüllerinin oraya meyletmesini, insanların gönlü oraya meyletsin ya Rabbi. وَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Onlara mahsullerden ihsan eyle, rızıklandır onları. Öyle ki şükretsinler. رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِ. Sonra Rabbimiz biz neyi yaparsak mutlaka bizim açıkladığımızı da bilirsin, gizlediğimizi de bilirsin. Hiçbir şeyi senden gizleyemeyiz. Açıklasak da, gizlesek de sen bizim gönlümüzdekini de bilirsin. Ve ma yakhfa alallahi min şey. Allah'tan hiçbir şey gizli değildir. Fil erdi ve la fis sema. Ne göklerde ne de yerde Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz. Elhamdülillahillezî vehebe li alel kibari İsmail'e ve İshak. Allah'a hamdolsun ki hayatımın yaşlılık döneminde bana İsmail'i ve İshak'ı hibe etti. İnne Rabbi lesemi'u dua. Muhakkak ki Rabbim duayı işitendir. Duaya icabet edendir. Rabbi c'alni mukimes salah. Evet, Rabbim beni namazı ikame edenlerden eyle. Ve min zürriyeti. Zürriyetimi de, zürriyetimden gelecekleri de namazı ikame edenlerden eyle. Rabbena ve tekabbel duayı. Rabbim duamı kabul buyur.
Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminin. Rabbim beni, anamı, babamı ve müminleri mağfiret et. Yevme yekumul hisab. Hesap günü. Hesap günü kalktığımız gün. Hesaba kalktığımız gün. Hepimizi mağfiret et. Ve la tehsebennallâhe gâfilen emmâ ya'melu zalimun. Allah'ı zalimlerin yaptıklarından sakın gafil zannetme. İnnemâ yuakhiruhum. Ancak Allah kendisine zulmedenleri, zalimleri tehir eder, bekletir. Onlara hemen gazap etmez. Li yevmin teşhesu fihil ebsar. Gözlerin ona dehşetle bakacağı güne kadar onları tehir eder. Evet, Allah kıyamet gününü anlatmaya başladı. Gözlerinin dehşetle bakacağı gün. Kendisine zulmedenleri tehir eder, bekletir. Hemen gazap etmez. O gün geldiğinde mühti'ine mukni'i ru'usihim. Başlarını dikerek korkuyla koşarlar. La yerteddu ileyhim terfuhum. Göz ucuyla, göz uçlarıyla birbirlerine, kendilerine bile bakamazlar. Dehşetten, korkudan, utançtan. Göz ucuyla kendilerine bile bakamazlar. Ve ef'idetuhum heva. Gönülleri bomboştur. Gönülleri bomboş kalmış. Boş bir gönülle. Ve enzirin nase yevme ye'tihimul azab. İnsanları o azabın onların geleceği günden uyar. İnsanlara o azabın geleceği günden onları uyar. Ve yekulullezine zelemu. Zalimler o gün kendisine zulmedenler diyecekler ki Rabbena ahirna ila ecelin karib. Rabbimiz bizi yakın bir zamana kadar bize müsaade et. Bize müsaade buyur derler. Çok az bir süre bize müsaade et derler. Niye bu müsaadeyi isterler? Ne yapacaklarmış? Nucib da'veteke. Senin davetine icabet ederdi. Şeytanın davetine icabet etmişlerdi ya. Bu sefer senin davetine icabet ederdim. Ve nettebi'ir rusul. Senin Resulüne tabi olalım. Senin ayetlerine tabi olalım. Resulünle beraber ayetlerine tabi olalım. Evelem tekunu eksemtum min kabl. Evet. Cevap olarak alacakları cevap, sizler daha önce yemin etmemiş miydiniz? Ma lekum min zeval. Bizim için zeval yoktur diye. Biz burada sanki ebedi kalacağız. Ebedi hayatın hesabını yapmamış, dünyayı ahiretin üzerinde sevmiş, ona tercih etmiştiniz. Ve sekentum fi mesakinillezine zelemu enfusehum. Evet, onlara denir ki siz de yerleşin. Kendi nefislerine zulmedenlerin yerleştikleri yere yerleşin. Cehenneme yerleşin. Ve tebeyyene lekum keyfe fealna bihim. Onlara nasıl bir işlem yaptığımız size açık, beyan, belli oldu. Ve derebna lekumul emsal. Size misaller gösterdik. Ve kad mekeru mekrehum. Evet,
onlar hilelerini, mekirlerini, tuzaklarını kurdular. Ve indellahi mekruhum. Allah'ın katında da bir tuzak var. Onlar kendi kendine Allah'a tuzak kuruyor. Kendi kendilerine tuzak kuruyor. Başkalarına kendilerine göre hile yapıp tuzak kuruyorlar. Allah'ın da size bir tuzağı var diyor. Bu tuzak kimedir? Kendini kandıranlaradır. Kendi kendine fetva arayanlaradır. Allah'ı kandırdığını zannedenleredir. Mesela bir traktör alıp böyle satsak, işte sonra onun karını versek olur mu? Traktör. Faizle para veriyor adam. Onu kılıfına uydurup Allah'ı kandırmaya çalışıyor. Mekr. Hile yapıyor yani. Sen faizcisin. Sen faizle para alıyorsun. Bir de niye Allah'ı kandırmaya çalışıyorsun? Ayıp olmuyor mu biraz? Yani böyle yaparken sen Allah'ı gerçekten kandırdığını mı düşünüyorsun? Yok traktör içeri girdi, dışarı çıktı. Yok buğday içeri girdi, dışarı çıktı. Ne bu böyle? Bu nasıl bir hiledir yani? İnsan kendine böyle mi zulüm eder? Hiç olmazsa söyle ben bunu yapıyorum. Allah'ı kandırmaya çalışmış olmazsın, gazaba belki uğramazsın. Zaten o faize zaten gazaba uğradın bir kere. Niye bir daha gazaba uğruyorsun? Gazap birken iki oluyor, katlanıyor. Allah dedi ki ben de onlara bir tuzak kurmuşum. Ve in kana makruhum li tezule minhul cibal. İsterse onların kurduğu o tuzakları, hileleri dalları yerinden oynatıp kaldıracak olsun. Hile ne kadar büyük olursa olsun tuzağı onun başına geçer. Fela tahsebennallaha muhlife va'dihi rusule. Sakın Allah'ın Resulüne olan vaadinden vazgeçeceğini, döneceğini zannetmeyesin. Allah Resulleriyle neyi vaat etmişse, Resullerine neyi vaat etmişse Allah vaadinden dönmez. Sakın böyle bir fikrin, düşüncen olmasın. İnnellâhe azîzun zuntikam. Muhakkak ki Allah azizdir. Bütün şeref Allah'a aittir. Kim şerefini başka yerden almaya kalkışırsa, başka yerden almaya çalışırsa ya da kendi nefsini Allah'a şirk koşarsa, şerefli kendini zanneder bilirse Allah intikam sahibidir. Allah onu rezil eder. Şerefsizliğini ortaya koyar, şerefini kaybeder. Neyle şeref bulmuşsa onu ondan alır, onu şerefsiz bırakır. İntikam. Yevme tebeddelül erdu gayrel erd. O gün yer değişecek, başka bir yer olacak kıyamet günü. Yer değişip başka bir yer olur. Ve semavat. Semalar da değişir, gök başka bir gök olur. Ve berezu lillahil vahidil kahhar. Bütün insanlar, bütün mahlukat vahid ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Vahid ve kahhar. Vahid isimlerinde bir olan. Ehad zatında bir olan. Kim Allah'ın vahidiyetine şirk koşmuşsa, ne demek? Kim Allah'ın isimlerinden bir isme şirk koşmuşsa. Mesela hayatın hangi bölümü olursa olsun o konuda Allah'a uymamışsak, başka birine, başka bir şeye uymuşsak o isimde Allah'a şirk koşmuşuz demek. Allah kahhardır dedi. İsmi ondan alır ve onu kahreder dedi. O isimde
Allah olduğunu, ilah olduğunu ona gösterir ve onu kahreder dedi. Kim bu şekilde Allah'ın bir isminde ona şirk koşmuşsa Allah onu kahreder dedi. Yaptığı kendi başına gelmiştir. Zulmü kendi başına geçmiştir. Şirk işlediği için. Mesela ben bir örnek vereyim sadece. Allah örtün dedi. Biri dese ki işte moda böyledir, adet böyledir. Onun için biz böyle giyiniyoruz. Allah'ın hükmünü bıraktı. Rab ismini kabul etmedi. Terbiye eden, yolu gösteren, nasıl yaşanması gereken Rabbini, Rabbinin emrini bıraktı. Modayı tercih etti. Herkesi tercih etti. Herkesi ve modayı Allah'ın Rab ismine şirk koştu. Allah kahardır dedi. Bu ismi geri alır. Bu hüküm benimdir der. Sen bana uymadın. Bana şirk koştun bunları der. Onu kahreder. Toplum nezdinde, herkesin nezdinde hiçbir şey olmadığını ona gösterir. Hepsini ona düşman yapar, düşman. O da hepsine dönüp, ben bunlara uydum, bunlar beni sevsin, benden razı olsun, beni beğensin dedim ama hiçbiri de kendisini sevmedi, beğenmedi, kabul etmedi. O anda kabul ediyor. Allah o kahar ismiyle tecelli edince onu ondan alır. Rezil eder. Hepsinin nazarında rezil rüsva eder. Bu dünyadaki azabıdır. Ahiretteki azabı, buradaki ahiret azabını anlatıyordu. Allah'ın huzuruna çıkıldığında Allah-u Vahid ve Kahhardır dedi. Bütün izzetin, bütün isimlerin kendisine ait olduğunu, mülkün sahibi olduğunu, evet, bütün insanların da onun kulu olduğunu ortaya öyle bir koyar ki kalbinde zerre kadar şirk taşıyan cehenneme gider. Bir zerre bile o Allah'ın vahid isminden, isimlerden birini çalmaya kalkışmışsa, birilerine vermeye çalışmışsa Allah onu kahreder. Evet. Kahredince ne yapıyor? Ve terel mücrimin. O gün mücrimleri görürsün. Kafirleri değil, mücrim. Cürüm işlemiş. Kime karşı? Allah'a karşı. Allah'ın vahidiyetine karşı cürüm işlemiş. Şirk koşmuş Allah'a. Evet, cürüm işleyenleri görürsün ki yevme izin mukarrenine fil esfar. O gün onlar birbirine bağlanıp kelepçelenmişlerdir. Evet. Kimi birbirine bağlıyor? Herkesin şeytanını ona kelepçeliyor. Şeytana uymuş. Aynı zamanda aynı cürmü işleyenler birbirine kelepçelenir. Aynı konuda şirk koşanlar. Yalnız burada bir incelik daha var. Ve terel mücrimin. Cürüm işleyenler. Mücrim olmuş olanlar. Bu cürmü, bu yanlışı bir sefer yapmamış yalnız. O cürmü adet edinmiş. Öyle yapmaya devam etmiş. O cürmünden, o yanlışından vazgeçmemiş. Mesela giyinme konusunu söyledim. Evet, bir yerde durup vazgeçti bundan deyip, Allah'a döndüm deyip, Allah'a göre giyince vazgeçti. O cürmü sürekli işleyene mücrim deniyor çünkü. Evet, birbirleriyle kelepçelenmişlerdir. Serabiluhum min katiran. Gömlekleri katrandandır. Ve tehşa vücuhehumun nar. Bir de yüzlerini ateş kaplar.
sarar. Liyecziyallahu kulle nefsin ma kesebet. O gün her nefis kazandığıyla cezalandırılır. Kim neyi kazanmışsa onun cezası kendi kazandığıdır. İnnallâhe seri'ül hisab. Muhakkak ki Allah hesabı seri olarak görendir. Hesabı çok çabuk görendir. Hâzâ belâğun linnâs. Allah buyurdu ki bu insanlara bir tebliğdir. İnsanlara tebliğ ediyorum, anlatıyorum. Hâzâ belâğun linnâs. İnsanlar için bir tebliğdir. Veli yunzeru bi. Onlar bununla uyarılsınlar. Onları uyardım. Onlara tebliğ ettim, anlattım, söyledim. İnsanlar bununla uyarılsınlar, uyansınlar. Akıllarını başlarına alsınlar. Şeytana değil, bana abd olsunlar yani. Veli ya'lemu ennema huve ilahun vahid. Ve ancak Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilsinler. İlahun vahid. Bütün isimlerin Allah'a ait olduğunu bilsinler. Yaratılmış hiçbir mahluka Allah'ın isimlerinden verip onları Allah'a şirk koşmasınlar. Veli yedekkere ulul elbab. Gönül sahipleri öğüt alsınlar. Gönül sahipleri ders alsınlar. Gönül sahibi demek İnsan demek. Hayvanlaşmamış olanlar derslerini alsınlar dedi. Şirk koşmasınlar. Sadakallahu razı. Allah'tan başka ilah yoktur buyurdu. O vahiddir buyurdu. İsimlerinde bir olan. Hiçbir isimde ortağı olmayandır buyurdu. Evet, bir şey sormak isteyen varsa buyur. Allah bu sahneyi anlatırken mesela genelde benim dikkat ettiğim şey Allah'ın zat ismiyle ilgili değil de genelde evet. İsimleriyle ilgili yani vahid dediniz. Evet. Ama şu an günümüz mesela bu ayeti açtığımızda hani başta kendimize ve sonra bütün insanlığa yakınlarımıza baktığımızda Allah'a şirk koşmayan sanki hiç kimse yok gibi görünüyor. Evet. Bu durumda Allah mesela Evet. Müş durumdayız. Hı. Allah'ın zatını kabul etmeyen hiç kimse yok. Yahudi de kabul ediyor, Hristiyan da kabul ediyor, müşrikler de Allah'ın zatını kabul ediyor. Mesela o Hudeybiye'de Resulullah Efendimiz müşriklerle anlaşma yaparken o yazılı metinde Bismillahirrahmanirrahim yazdırdı Hazreti Ali'ye. Oradaki anlaşmaya gelen müşrik dedi ki, daha sonra tabii Müslüman oluyor. Biz Rahman ve Rahim'i kabul etmiyoruz. Allah adına de. Allah'ı kabul ediyoruz. Allah hepimizin ilahidir. Biz Allah'ı Rahman ve Rahim olarak kabul etmiyoruz. Allah'ı kabul ediyordu. Allah buyuruyor ayet-i kerimede, müşriklere sorsan, desen ki, yeri kim yarattı desen Allah diyecekler. Göğü kim yarattı? Allah diyecekler. Sizi kim yarattı? Allah diyecekler. Size rızkı kim veriyor desen Allah diyecekler. Söyle onlara, o zaman nasıl böyle saptırılıyorsunuz? Niye Allah'a şirk koşuyorsunuz o zaman? Sizin o taptıklarınız, Allah'ın isimlerinden kendisine isim verdikleriniz, bir şey
yaratabilirler mi? Onlar bir sivrisineğin kanadını bile yaratamazlar. O zaman onları nasıl Allah'a şirk koşuyorsunuz? Onlar da Allah'ın zatına şirk koşmuyordu. Sıfatlarında şirk koşuyordu. Müşrik budur zaten. Allah buyurur ki hüküm böyledir. Ben bunu böyle hükme bağladım. Sizin böyle yapmanız lazım. Başka biri çıkıp diyorsa, yok bu hüküm doğru değil, bu hüküm güzel değil. Bu diğer hüküm daha güzeldir. Kendine göre, aklına göre, atalarına göre, her neye göre ise biri o hükmü kabul ederse ne olur? Kafir olur, müşrik olur. O kabul ettiği hüküm kime aitse o onu Allah'a şirk koşmuş olur yani. Ama o kadar Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan, imandan uzak olmuşuz ki neyin küfür, neyin şirk olduğunu bile anlamıyoruz. Adam sokağa çıkıp kahrolsun şeriat diyebiliyorsa hesap et. Kahrolsun şeriat diyor. Şeriat demek Allah'ın hükmü demek. Küfür bir kelime. Bak ne kadar pervasızca söyleniyor. Yani bu müşrikle aynı haldedir demiyor. Öyle yapanın birçoğu Allah'a dua ediyor. Hatta eminim ki işlerinde birçoğu namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Hadi bakayım. Ne demiş oluyor? Allah göklerin Rabbidir, yerin Rabbini biz tayin ederiz. Öyle söylemiş. Elbette ki derdimiz kimseyi eleştirmek ya da çekiştirmek değil. Ama ayık olup, uyanık olup görmek lazım yani. Aynı şey mesela mümin ve Müslüman bir cemaat için de geçerli olabilir bu. Allah'ın hükmünü kabul etmediyse, emrini kabul etmediyse, aynı şey onun için de geçerlidir. Mesela Resulullah Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'i şehit edenler bunu İslam'a göre yaptılar, kendilerine göre. Hatta onu şehit ettiklerinde biz fitnenin başını kestik dediler. Müslüman. Biz de şeriatın emrini yerine getirdik. Niye öyle? İman etmemiş de ondan. Koltuğunda oturuyor. Koltuğunu elden kaçırmamak için fetva çıkarıyor. Fetva. Yani hile yapıyor. Kendine hile yapıyor, etrafındakilere hile yapıyor. Etrafındakiler niye o hileye kapılıyor? O da o tuzağa düşmüş. O da dünyayı tercih etmiş. Dünyayı ahiretten daha çok sevmiş. Onun için dünyayı sevenden yana tavır koymak zorunda kalıyor. Biliyor yoksa. Hakikati biliyor. Bilmiyor değil. Bunun için o dünyayı, dünya için, sevdiği için Resulullah Efendimiz'in torunlarını bir kişi değil, sülalesini demek daha doğrudur. 82 kişi olması gerekir. Nuh'un gemisindeki kadar. Hepsini şehit etmeyi göze alıyor. Sen peygambere nasıl iman etmişsin? Sen huzura gidince, peygamberin huzurunda durup, sen benim peygamberimsin, ben sana uydum. Nasıl diyebilirsin? Senin peygamberin olsaydı öyle yapar mıydı? Hadi söyle. Onun yapmadığı, yapmayacağı bir şeyi sen yapacaksın. Bir de diyeceksin ki ben Müslüman. Hadi. Ne yapıyor? Kendini Allah'ın yerine koyup hüküm veriyor. Şirk işte. Şirk böyledir. Bir tek kurtuluş var. Şirkten kurtulmanın tek bir çaresi vardır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam
Şirk öyle gizli bir şeydir ki kara bir karıncanın kapkaranlık bir gecede kara bir taş üzerinde karıncanın ayak sesi gibi, görüntüsü gibidir. Nasıl yani? Gece karanlıktır, zifiri karanlıktır. Siyah bir karınca, siyah bir taşın üstünde ne görebiliyorsun, ne de onun ayağının sesini işitebiliyorsun. Şirk bu kadar gizlidir dedi. Sende vardır, sen onu bilmiyorsun dedi. Nasıl ki karıncayı siyah bir taşın üzerinde gece karanlığında göremiyorsan, ayağının sesini işitemiyorsan, şirk böyledir dedi. Ne yapmak lazım o zaman? Görmediğimiz, bilmediğimiz bir şeyi nasıl temizleyeceğiz? Şirki nasıl temizleyeceğiz? Gören biri lazım. Gören biri. Sana yardım edecek biri lazım sana. Sana bir mürşidi kamil lazım. Sendeki şirki görecek. Senin nefsini zaten şirkten temizleyecek. Allah Resullerini bunun için göndermiş. Mürşidi kamil bunun için var. Yani ona karşı kibirlenip onu hesaba çekmek yerine senin tedavi olmaya çalışman gerekiyor. Beni tedavi et, beni temizle demen gerekiyor. Evet, önce mürşidini seçerken hesaba çekiyorsun. Sonuna kadar çekiyorsun. Ne zaman ki evet, onun bir mürşidi kamil olduğunu, bir peygamber varisi olduğunu, ona uyarsan, tabi olursan seni Allah'a vasıl edeceğine iman ettin, anladın bunu. Ondan sonra söz olmaması gerekir. Artık işe koyulma zamanıdır. Temizlenme zamanıdır. Ona uyup, tabi olup kazanma zamanıdır. Ama önce sonuna kadar hesaba çekmelidir. Evet, Mürşid-i Kamil bunu yapar. Vazifesi budur, işi budur. Kendisiyle beraber olanlara imanı kazandırmaktır onun işi. İmanını kemale erdirmektir. Onu Hazreti insan yapmaktır. Nefsini tezkiye edip temizlemektir. Şirklerden temizlemektir. Onu karanlıktan nura çıkarmaktır. Aydınlığa çıkarmaktır. Nefiste şirk varsa o karanlıktır. Nura çıkamamış demektir. Kendi kendine nura çıkamaz. Allah peygamberiyle onu yaptı. Ayetin devamında ne buyurdu? Biz Musa'ya da kitabı, hikmeti, beyanı verdik. Ümmetini, kavmini karanlıktan, karanlıklardan nura çıkar diye. Musa'nın çıkarması gerekir. Onun için biz, bizimle beraber olanları asla şirkin içinde kabul edemeyiz. Onun için kardeşlerimiz dikkat ettiyse hep La ilahe illallah demeyi anlatıyoruz. Allah'a karşı edepli olmayı, saygılı olmayı, ona hiçbir şeyi şirk koşmamayı anlatıyoruz. Kamil manadaki imanı anlatıyoruz. Allah'ı her şeyden çok sevmeyi anlatıyoruz. Ona teslim olmayı, ona itaat etmeyi, haşyet duymayı anlatıyoruz. Önce iman. Şimdiye kadar 72. sure olması lazım bu. Süreyi hep beraber anlamaya çalıştık. Daha bir 10 süre daha böyle devam eder. Yani 80 süreden fazlası imani anlatıyor. Evet, burada hac yok. Anlattıklarımızda hac yok. Zekat yok. Oruç yok. İçki haram kılınmamış. Tesettür yok. Kumar haram kılınmamış. Daha böyle bir şey yok. Daha şunu yapmayın, bunu yapın da yok. Bir tek namaz vardır. O da Miraç'la beraber farz kılınmış bir tek namaz vardı. Daha hiçbir emir, hiçbir ney yok ortada.
İman ne kadar önemliymiş. Yani 80 küsur sure imanı anlatıyor. Geriye kaç tane kaldı? 30. Yaklaşık 30 tanesi de gene çoğunluğu iman, bir kısmı, bir bölümü emirdir. Yani fıkıhtır. Bizim İslam dediğimizdir daha doğrusu. İmanı İslam'dan saymamışız. Şirkten kurtulmayı, la ilahe illallah demeyi İslam'dan saymamışız. Ne dedik? Bir kelimeyle, kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet öyle basit bir şey miydi? Ben şahidim diyorsun, şahidim. Şahit ne demek? Gözüyle görmek. Gözümle görmüş gibi iman etmişim diyorsun. Gözümle gördüm diyorsun. Görmüş gibi değil, gördüm. Ben şahidim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim ki Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Senin gönlünde bin türlü put var, bin türlü vesvese, bin türlü şüphe var. Sen Allah'a güvenmiyorsun. Sen nereye de şahitsin? Evet, Allah hepimize kamil bir iman nasip etsin inşallah. Nefsimizi şirkten temizlesin inşallah. Nefsimizi şirkten temizleyenlerden eylesin. Putlardan temizleyenlerden eylesin inşallah. Kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayan kullarından eylesin. Kamil manada la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Var mı bir şey sormak isteyen? Buyur. Amin. Allah razı olsun. Bildiğim kadarıyla diyor ki Azrail geliyor. Evet. Bir de şeytan geliyor. Şeytan insanı imansız olarak öbür tarafa götürmek istiyor. Şimdi bir yerden de ben okuduğuma göre diyordu ki öyle olduğu zaman yani şimdiki insanlar ya Rabbi şeytan beni kandırmaya çalıştığı zaman sizden ricam Cebrail bizi orada uyarsın. Öyle bir şey var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Yok. Yok. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Sizden hiç kimse yoktur ki ölmeden evvel gideceği yeri görmemiş olsun. Gideceği yeri görüyor. Gideceği yer cehennemse zaten şeytan onunla muhataptır. Melekler müdahale etmez. Şeytan bu bize ait. Bu benim dostum, benim arkadaşım. Şimdiye kadar beni dinlemiş, benim peşimden gelmiş. Siz ne işiniz var? Allah'ı dinlemişse sizindir. Beni dinlemişse benimdir, benim kulumdur. Ben ne söyledim öyle yaptı. Bana tabi oldu, davetime icabet etmiş. Melekler müdahale etmez. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Uyduğuyla beraberdir. Tabi olduğuyla beraberdir. Şeytana tabi olmuş, şeytana uymuş. Yani böyle dua edip Cebrail gelsin, Mikail gelsin. Böyle bu kurtuluş değil. Melekler gelsin mi istiyor? O zaman meleklerle beraber olması gerekir. Melekleri davet etmesi gerekir kendi gönlüne, evine, bulunduğu yere. Bir yerde eğer sorun, sıkıntı varsa, kavga varsa, dedikodu varsa, iftira varsa, gıybet varsa, Allah'ın emrine aykırı bir şey varsa orada şeytan vardır. Ama bir yerde Allah'a abdiyet varsa, kulluk varsa, Allah'ın zikri varsa, Allah'ın ayetleri varsa, insanlara güzel yapmak, yardım etmek varsa, övmek varsa, sevmek varsa, orada da melekler vardır. Biz sürekli şeytanları davet edelim, ölürken de melekler gelsin. Olur mu böyle bir şey? Ya da biri sürekli meleklerle beraber olmuş, onları davet etmiş, ölünce melekler gelmesin, şeytan gelmesin. Yakışır mı bu? Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Nasıl
yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilir, öyle hüsra çıkarsınız. Bunu bizim hayatımız belirler. O bir seferlik bir duayla değil, daimi bir duaysa evet, öyle. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun.